Hocam biraz önce aslında biraz bahsettiniz bundan. Neden istiflerler? Bunu sormak istiyorum. Nesneleri almak dediniz, elden çıkaramamak dediniz ve istifleme bozukluğu olan kişilerde her ikisinin de bir problem olduğundan bahsettiniz. Bir de bir duygusal bağ benzer bu hatıra, eşya, kupa ve takı üzerinden anlattığınız örneği ele alırsak, o duygusal bağ benzer bir bağdan bahsettiniz. Kişilerin tamamında ya da çoğunluğunda bu motivasyonlar, bu saydığımız maddelerin çoğu ya da tamamı görülüyor mu? Yoksa bu kişiden kişiye değişebilen bir şey mi? Aslında o bir şekilde tutma isteği ile ilgili duygu evrensel. Hepsinde bu var. Ama mesela bir nesne neden önemli ya da değerlidir? Kendi hayatımızdan düşünelim. Bir nesne neden değerli ve önemlidir? Ve neden vazgeçilemezdir? İşte bu noktada biriktiricilik bozukluğu olan bireylerde algıda bir sapma oluyor. Ya işte kullanılır, lazım olur gibi bir şey. Ve kişi bunu mesela lazım olacak bir şeyi almadığında kendisini sorumlu da görüyor. Hani ben işte burada bunu almam gerekir normalde, biriktirmem gerekir. Hani ihmal ettim bunu gibi. Biraz önce dediğim gibi işte bir bilginin yok olması. Bakın şimdi aklıma geldi. Dağıtmayayım konuyu ama akademik istifçilik diye bir şey de var. Mesela işte online olarak makale ya da kitap indiriyorsunuz. İndir, 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 indir. Klasörler doluyor. Ve %99'una bakmıyorsunuz bile bir daha. O niye? Çünkü o bilgi önemli ya. İşte bilgi istifleme. Bazen çok kültürel gibi görünen bir şey bile istifleme olabilir. İşte koleksiyonerlik dediğimizde bu istifleme ile ilgili değer ve önem, fayda bunu çok daha net anlayabiliyoruz. Hani bir yönü böyle. Öbür uçta o kadar farklı istiflemeler var ki biraz önce bahsettiğim gibi hayvan kemiklerinin istifleme. Onun dışında mesela hayvanların kendisini istifleme. İşte kedi sever ya da hayvan sever diye düşünüyorsunuz. Ama bütün apartmanda kavgalı 20 tane kedi apartmanın içerisinde miyavlıyorlar. Onlara zaten bakmakta zorlanıyor. Onların işte bakımıyla ilgili zorluk olduğu için kötü kokular var. İnsanlar bundan rahatsız oluyor. İşte hayvan istifleme diye bir kavram. Yine özellikle daha ağır olgularda işte tırnak kesmeme. Yani o tırnakla bir bağ kurmuş kişi. Yani o tırnağı kesip attığında vücudundan önemli bir şeyi attığını algılayabiliyor. Mesela bu koleksiyon bunun öbür ucundaysa mesela saç kesememe. Saçı uzadıkça uzamış, uzadıkça uzamış ama kesemiyor saçını. Sakalını kesemiyor. Sanki onları kestiğinde vücudundan bir parçasını kesiyormuş gibi oluyor. Yine bazı ağır vakalarda mesela dışkısını biriktirme. Hani olayın ağır tarafına gittiğimizde anlamakta, değer atfetmekte nasıl buna önem ve değer atfediyoryu algılamakta zorlandığımız bir tabloya doğru gidiyoruz. İşte öbür uçta da belki günlük hayatımızda bir şeyler atmadığımız ya da işte koleksiyonerlikteki gibi manevi ya da tematik değeri olan şeyler var. O yüzden hani neden biriktirir sorusunun böyle bir cevabı var. Yani aslında neden olarak ortaya konan şey normal ve sıradan olandan patolojik olana doğru değişiyor. Evet, çok geniş bir spektrumdan bahsediyoruz burada verdiğiniz örnekler gibi.